Şimdi ben basın açıklamasını okuyacağım. Basına ve kamuoyuna. 6 Şubat depreminin ertesi haftasında başlayan birinci derecede sit alanı ve Beydağları Milli Parkı içerisinde yer alan Faselis Antik Kenti'ndeki inşaat çalışmaları maalesef Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle devam ediyor. Dokunulmayan en son milli parklar kalmıştı. Şimdi sıra oralara geldi. Kapadokya, Uludağ ve Faselis hedefte. Ve bu inşaat makinasını durdurmazsak diğer milli park ve sit alanları da aynı kaderi paylaşacak. 20 Şubat'ta ağır iş makinalarıyla Alacasu koyunda başlayan inşaat şimdi Bostanlık koyuna da sıçramış durumda. Burası yani. Alacasu'da beton atmak da dahil yapılan tahribata halkın verdiği tepki sonucunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, betonlar tamamen sökülecek ve kazık sistemiyle sadece duş ve tuvalet yapacağız demişti. Oysa atılan 480 metrekarelik betonun söküleceği sözü verilmesine rağmen 270 metrekaresi üzerinde inşaat yükseliyor hala. Ve buna bir de beton künkler üzerinden demir profillerle yapılan büfe eklendi. Yani ticari işletme söz konusu. Bütün ısrarlarımıza rağmen verili proje iptal edildikten sonra yeni proje bize verilmiyor vatandaşlık hakkı olmamasına rağmen. Bostanlık koyundaki rastgele ve hiçbir plana dayanmayan gecekondu tarzı çalışmaları da görünce biz de ellerinde bir proje olmadığı şüphesi de oluştu. Ayrıca Bostanlık koyuna çekilen güçlü şebeke elektriği burada büyük bir işletme yapılacağını düşündürtüyor bize. Bakan Ersoy emir veriyor, inşaat başlıyor. Emir veriyor, betonların bir kısmı sökülüyor. Bütün bu değişikliklerin ne müze müdürlüğünün, ne koruma kurulunun, ne de kazı başkanlığının dikkate alınmadan yapıldığı çok açık. Zira bu kurumların böyle ucube yapılaşmalara izin vermesi mümkün değil diye düşünüyoruz. Çünkü danıştığımız arkeologlar ve mimarlar her iki koyda da yapılanların hiçbir koruma kuralına uymadığını söylüyor. Zaten ne zaman inşaat sahasında olsak bulunması zorunlu olan arkeoloğa rastlamıyoruz. Ve bunu tutanakla da tespit ettirip suç duyurusunda bulunduk arkadaşlar. Ayrıca yasak olmasına rağmen çalışmaların mesai saati bitiminden sonra hatta geceleri de devam ettiğini biliyoruz. Bunların elimizde video kayıtları var ve basında yayınlamış bulunuyoruz. Bir de çelişik davranışlarla dolu bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Örneğin 2014 yılında şu an bulunduğumuz Bostanlık koyunun biraz arkasına kiraladığı araziye Fettah Tamince otel yapmak istemişti. Bunun üzerine çevreciler ve bölge halkı tepki göstermiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı da burası birinci derece sit alanı diyerek otele izin vermemişti. Yine Bakan Ersoy'un kendisi 2 yıl önce Tarım Orman Bakanlığı'nın bu koylarda yapmak istediği bir projeye sit alanında inşaat olmaz diyerek karşı çıkmıştı. Bunun görüntüleri de var ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınladık. Faselis'e dokunma hareketi diye geçiyor hesaplarımız. Şimdi ise yangından mal kaçırır gibi bayrama yetiştirme telaşıyla yürüyen bu gecekondu nitelikli inşaatları anlamakta güçlük çekiyoruz. Oysa beklerdik ki bir sorun varsa bu koylarda tuvalet olmamasına dair bilim insanlarına, çevrecilere sorularak bir proje üretilsin. Günümüz teknolojisiyle kültürel ve doğal mirasımızın dünyada az rastlanır örneği olan Faselis Antik Kenti'nin koruma kullanma dengesini gözeterek bir proje oluşturmak çok kolaydı oysa. İşte bu nedenle elimizi taşın altına koyup alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla 2 gün süren bir çalıştay gerçekleştirdik. Geç de olsa yanlıştan dönülür ve bilimin sesine kulak verilir belki. Faselis hepimizin, tüm canlıların ve korunması gereken kültürel mirasın faselisi. Tam da bu nedenle kimse burayı ben yaptım oldu şeklinde kullanma hakkına sahip değildir. Yapılacak en küçük bir müdahale defalarca düşünülmeli, fikir alınmalı ve danışılmalıdır. Ayrıca ihale süreci ile ilgili şüphelerimiz artarken az evvel aldığımız habere göre gazeteci Yusuf Yavuz'un bugün yayınlanan haberinde TURAŞ'ın eski genel müdürü Taylan Şimşek, biz Faselis'i
25 milyona ihaleye çıkaracaktık benim hesaplarıma göre demiş. 47.7 milyona nasıl çıktı? Bu araştırmalıdır diye açıklama yaptı. Zaten ihale sürecine dair pis kokular bizi şüphelendiriyordu. Bizim de buna dair bir öngörümüz vardı. Bu da açığa çıkmış oldu şimdi. Alacasu ve Bostanlı koylarındaki bu tahribat abidesi projelerin iptal edilmesini, mücadelesini bırakmayıp takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. Faselis'e dokunma hareketi ve Faselis inisiyatifi. Katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar.